Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 16 Aralık 2017 Cumartesi günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Türkiye'de gündem bugün oldukça yoğundu. Sıcak gelişmelerin ayrıntılarına geçeceğiz ama önce futbol diyoruz. Süper Lig'in geride kalan 15 haftasında topladığı 24 puanla 8. sırada yer alan Bursaspor bugün deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Yeşil beyazlılarda hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Bu zorlu mücadele ilişkin için son bilgileri Olay Medya Spor Müdürü Orhan Güney'den alacağız. Orhan Güney, mücadelenin başlamasına yaklaşık yarım saat kaldı. Son bilgiler için sözü sana bırakıyoruz. Ferit, Trabzonspor Bursaspor maçının başlamasına artık yarım saatten az bir süre kaldı. Süper Lig'de 16. hafta müsabakası. Bursaspor'da en çok merak edilen konu teknik direktör Pellegrini'nin dünkü rahatsızlığıydı. Acaba bugün Trabzon'a gelecek mi gelmeyecek mi konusu gündemdeydi. Sabah hastaneden taburcu oldu ve öğleden sonra da takıma katıldı. Bu akşam sahada takımla birlikte olacak Fransız teknik adam. Hemen ben muhtemel 11'i vereceğim. Çünkü arkamda uzun bir yolculuk sonrası Trabzon'a ulaşan Yeşilbeyaz taraftarlar var. Onlardan da maçla ilgili görüşlerini alacağız. Tabii tahmini 11'imiz şuydu. Kalede Harun, Titi, Ekong, Ertuğrul. Solda Yusuf, sağda Barış. Önlerinde Fatih, Badu, Bataja, ileride de Deler Stanko ama Furkan sürprizi çıktı. Teknik direktör Pellegrini Furkan Söyelp'e şans verecek bu akşamki zorlu müsabakada. Tabii geçen seneden de çok büyük önemi var Trabzon'daki bu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin. Bursaspor bu stadyumda sezonun son maçını oynamış ve Trabzonspor'u 2-1 yenerek ligde kalmayı başarmıştı. Bu kez ilk yarı maçı, iki takımın da puanı ihtiyacı var. Bakalım Yeşilbeyaz taraftarlar neler söyleyecek. Yanımızda ilk önce Necmi var. Necmi, geçen sene de buradaydık. Evet. Tabii büyük sıkıntılar yaşadık ama maçtan sonra sevinç gözyaşları döktük. Tabii bir de bir dostluk oluştu. Elinde de Trabzonspor'un poşetini görüyorum. Herhalde store'undan bir armağan geldi sana. Neler söyleyeceksin hem dostluk hem bugünkü maçla ilgili? Öncelikle buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyoruz. Bu kadar uzun bir yolculuktan sonra. Kaç saat sürdü? 17 saatte geldik tahminimce. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. O kadar güzel ağırladılar ki şehir merkezinde, biz bir de telefonla gelmeden önce anlaşarak Kudüs için mitinge katıldık. O kadar mutlu oldular ki şehir tamamen bizi artık benimsedi, bir dost olarak, bir arkadaş olarak. Trabzon halkı Trabzonspor'la bütünleşmiş bir şehir. Bizi de zaten Trabzon'da başka bir formayla gezme bir lüksünüz yok. Evet. İnanır mısınız, böyle rahat rahat formalarla, Ankara Gücü atkılarıyla gezdik. O kadar misafirperverlik yaptılar ki, yani sonucunda zaten hediye Trabzonspor forması verdiler. Öncelikle ilk düşündüğüm şey, kazananın öncelikle dostluk olmasını... Şöyle gelelim, o 21 takımımız da geldi. Onlar da bugün galip ayrıldı. Öncelikle kazanın dostluk olmasını istiyoruz. Bu dostluğu da bitirmememiz lazım. Şöyle bitirmemiz lazım. Çünkü Bursa'da yaşayan binlerce Karadeniz kökenli, özellikle Trabzonsporlu vatandaşlarımız var, halkımız var. Bundan sonra inşallah bu dostluğun bozulmayacağına inanıyorum. İyi olan kazansın diyorum ama öncelikle tabii ben bir Bursaporlu olarak Bursaspor'un kazanmasını istiyorum. Dediğim gibi, yani buradan Bursa halkına sesleniyorum. Bir dahaki ikinci yarı oynanacak Trabzonspor Bursaspor maçına gerçekten bu misafirperverliği bize gösterelim. Teşekkür edelim. Başka siz de dinleyelim. Ankara Gücü atkımız var. Öncelikle iki tane güzide kulübün bu dostluğu bütün Anadolu kulüplerine örnek olsun abi. Çok güzel karşılandık buraya. Allah hepsinden çok çok razı olsun. Eren Bülbül'ün kabrini ziyarete gittik. O da bizim için çok gurur vericiydi. Sonuçta dostluk kazansın ama Necmi abinin dediği gibi öncelikle yani bizim kazanmamız yani. Teşekkür ediyorum. Aynı duyguları biz de hissediyoruz zaten. Gerçekten çok güzel karşılandık. İnşallah biz Bursa Sporlu olarak Necmi abimin dediği gibi biz gönülden istiyoruz kazanmak ama sabah ziyaretimiz de çok güzel oldu. Annesiyle tanıştık. Gayetten de güzeldi her şey. Teşekkür edelim. Karadeniz insanının beyin izahını ben bilim adamı olsam çözemem. O kadar güzel insanlar ki ben bu dostluğu, bu beyin zihniğini bütün Anadolu'ya ben yayınmak istiyorum. Teşekkür o kadar ederim. Güzel insanlar ki bizleri o kadar güzel karşıladılar. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Abilerimiz bütün duygularımızı söyledi. Benim de şeye dikkat çekmem gerekiyor. Aynı dostluğu bizim Büyük Bursa Spor taraftarından bekliyoruz. Biz daha iyisini yapmamız lazım Allah'ın izniyle. Hepsinden Allah razı olsun. Dostluk kazansın. Adı aşk bu Zeytin abi. Başka bir şey demiyorum. Hoş geldiniz sizler de. Bir de Mahir gel. Skorun değil dostluğun konuşacağı bir maç.
Skoru topçular biliyor, biz dostluk işine bakıyoruz. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Trabzon değil, Bursa burası. Evet. Evet. Emniyet mensuplarına da Yeşilbeyaz taraftarlar teşekkür ediyor. Evet, Ferit maç öncesi Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki atmosfer bu şekilde. 17 saat yolculuk sonrası Trabzon'a ulaşan Bursa Spor taraftarlar biraz sonra maça girecekler. Ama şu vurguyu yaptılar. Dostluk kazansın ama Bursa Spor kazansın vurgusu yaptılar. Biz de sözü sana bırakalım. Teşekkürler Orhan Güney. Sevgili izleyenler, gündemimizle devam ediyoruz. Türkiye bugün şok bir ölüm haberiyle sarsıldı. Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz İstanbul Beykoz'daki evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Polis olayın intihar olduğunu açıklarken bu sabah saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelmek için uçağa binen Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın oğullarının ölümünden haberdar olmadıkları öğrenildi. Yılmaz çiftinin şu sıralarda Atatürk Havalimanı'na inmeleri bekleniyor. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz evlat acısı yaşadı. 38 yaşındaki Mehmet Yavuz Yılmaz evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay korumaların Yavuz Yılmaz'a ulaşamamasıyla ortaya çıktı. Korumalar İstanbul Beykoz'daki evin kapısını çilingire açtırdı. İçeri girdiklerinde ise Mehmet Yavuz Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Yılmaz'ın şakağından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine eve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Yavuz Yılmaz bu sabah 09'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgi doğrultusunda vefat ettiğini öğrenmiş olduk. Olayla ilgili arkadaşlarımızın olay yeri incelemenin gerekli çalışmaları sürüyor. Polis intihar şüphesi üzerinde dururken her olasılığa karşı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yılmaz'ın cenazesi de otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yavuz Yılmaz'ın ölüm haberinin ardından Beykoz'daki ev ziyaretçi akınına uğrarken iş adamı Abdurrahim Albayrak çarpıcı bir bilgi paylaştı. Üzüntümüz, acımız çok büyük. Ama maalesef ne Mesut Yılmaz Bey'in ne Berna Hanım'ın haberi yok daha olayla. Çünkü Amerika'da bir tedavi için gitmiştiler. Ve normal gelişleri bu akşam sabahleyin bu olay olduğunda uçaktaydı. Uçakta internetlere kapak dönüyor ki kimse bilgi veremezsin ona. Nasıl söyleyebiliriz, nasıl yapacağız Allah bilir. Bir dönem otel ve restoran işletmeciliği de yapan 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz'la bir şirketleri bulunuyordu. Yılmaz, İstanbul'daki 3. Havalimanı'nda hafriyat işi de yapmıştı. 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçen Yılmaz, aday olamamıştı. Yavuz Yılmaz, nişanlandığı sunucu Neşe Sapmaz'la 3 yıl süren birlikteliğin ardından kısa süre önce ayrılmıştı. Hafta sonunda siyasetin gündeminde ise Kudüs var. Planlı krizlerle İslam dünyasının yeniden dizayn edilmek istendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail istemiyor diye Kudüs'ün hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz dedi. İsrail'i bir kez daha terör devleti olarak niteleyen Erdoğan, Müslümanlar birbirleriyle uğraşırken aradan sıyrılanlar terör örgütleridir diye konuştu. Bu krizlerin tamamı bilerek, planlanarak çıkarılmıştır. Amaç Müslümanların enerjilerini ve kaynaklarını iç çatışmalarla tüketmektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının yeniden dizayn edilmek istendiğini söyledi. Bakıyoruz ki günümüzün neronları yeni bir ateş yakmış. İslam dünyası tıpkı bir asır önce olduğu gibi kan, gözyaşı ve kardeş kavgası üzerinden yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Meridyen Derneği Hadis ve Siret Araştırmaları Ödül Töreni'nde konuşan Erdoğan, İsrail ve isim vermeden Amerikan yönetimini suçladı. Müslümanlar birbirleriyle uğraşırken aradan sıyrılanlar terör örgütleridir. İsrail gibi devlet terörü uygulayan ülkelerdir. Erdoğan, AK Parti Yalova Kongresi'nde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Böyle avuç dolusu sahte evraklar sallamakla sen kalkıp da
Tayyip Erdoğan'a, ailesine leke süremezsin. Yargıda hesabını vereceksin. Sözü Kudüs krizine getiren Erdoğan Batı'ya seslendi. İsrail istemiyor diye Filistin'in, Kudüs'ün hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz Amerika'nın başka hesapları var diye Suriye'de bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Kongreye katılanlara Kudüs'ten kameralara yansıyan görüntüleri izleten Erdoğan sert konuştu. 20 tane terörist İsrail'in askeri, bakın o yavruyu tekme tokat ağzını burnunu kan revan içinde bırakarak sürüklüyor. Bu tamamen evangelist bir anlayışın, siyonist bir anlayışın uygulamasıdır. Başka türlü izah edilemez. Diktatör Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde böyle bir şey var mı? Gördünüz mü böyle bir şey? Bunları yüzünüze vurduğu için Tayyip Erdoğan diktatör oluyor. Başbakan Binali Yıldırım bugün partisinin Artvin ve Ardahan kongrelerine katıldı. Kudüs krizine ilişkin mesajlar veren Yıldırım, Türkiye'yi hesaba katmadan kimse bu bölgede plan proje yapmasın dedi. Türkiye'nin Kudüs'le ilgili tavrının net olduğunu söyleyen Yıldırım, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun fiili olarak Filistin Devleti'nin izindeki büyükelçi olarak görev yaptığını söyledi. Böyle oldu bittilerle Kudüs'ü İsraillere vermek Amerika'nın hakkı da değil, haddi de değil. Partisinin Artvin olan kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın gündeminde Kudüs krizi vardı. Türkiye'yi hesaba katmadan bu bölgede hiç kimse plan proje yapmasın. Hiç kimse bölgemizde kafasına göre iş tutamaz. Yıldırım, İstanbul'daki İslam İşbirliği zirvesinde alınan karara vurgu yaptı. İşte o zirve de gösterdi ki Kudüs yalnız değil, Filistinliler yalnız değil. Kudüs yalnız değil, Filistinliler yalnız değil. Türkiye'nin Kudüs'le ilgili tavrının net olduğunu söyleyen Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kudüs'te ikamet eden büyükelçimiz, Filistin nezdindeki büyükelçimizdir. Bizden başka da Kudüs'te büyükelçilik seviyesinde Filistin için bir misyon açan yoktur. Kemal Bey bunu diline dolamış, bilmeden, incelemeden konuşmaya devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ardahan Kongresi'nde de Türkiye'nin artık sıradan bir ülke olmadığını söyledi. Türkiye, dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldi. Dünyanın en büyük projelerini yapan ülkenin adıdır Türkiye. Birlik beraberlik çağrısı yapan Yıldırım, kaybedecek zamanımız yok dedi. Türkiye'nin dünyaya sağırlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Köhne tartışmalarla, boş işlerle vaktimizi heba etmeyeceğiz. Partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de Kudüs krizi vardı. Kudüs İslam'ın namusudur diye konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin girişimlerine tam destek verdiklerini söyledi. Erken seçim tartışmalarına kapıları kapatan Bahçeli'den Erdoğan için parkasız deniz gezmiş benzetmesi yapan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e de sert tepki geldi. İlk kıblemiz Kudüs, ABD yönetiminin oldu bittisiyle İsrail'in başkenti ilan edilmiştir. Şimdi yeni bir izansızlık ve haydutluk karşımızdadır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Amerikan yönetiminin Kudüs kararına bir tepki daha geldi. Bu olacak şey midir? Bu kabul edilecek bir durum mudur? ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi insanlık mirasına hakaret ve hiyanettir. MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde konuşan Bahçeli, Kudüs İslam'ın namusudur dedi. Kalp sineden, can ciğerden ayrılır mı? Ayrılmaz.
Kudüs de İslam'dan ayrılamaz, koparılamaz. Kudüs davası karşısında manen intifadayız, kurtuluşuna kadar da infial halindeyiz. Bahçeli, Amerikan Başkanı Trump'ı provokasyon yapmakla suçladı. ABD Başkanı hayat boyu peşini bırakmayacak skandal ve fahiş bir yanlışlığın içindedir. ABD Başkanı'nın tarihin akışını tek başına değiştirmesi mümkün değildir. İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde alınan kararı çok önemli bulduğunu ifade eden Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete tam destek verdiklerini kaydetti. Altını kalın olarak çiziyorum ki bu zirvede alınan kararları aynısıyla destekliyor. Bu konuda çaba gösterecek, mücadele edecek Cumhurbaşkanı ve hükümete üstün başarılar diliyorum. Törenin ardından Bahçeli'ye erken seçim tartışmaları soruldu. Türkiye'nin etrafının ateşle çevrildiği, terör faaliyetlerinin hala sinsice sürdüğü bir ortamda erken seçim talebi kime ne hizmet sunacaktır? Onu anlamakta zorluk çekeriz. MHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan için parkasız deniz gezmiş benzetmesi yapan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e de sert tepki gösterdi. Sahadaki şeytanlığını siyasete taşımasınlar. Parkasız deniz gezmiş ifadesi ne Türk milletine yakışır ne de Cumhurbaşkanlığına yapılan bir yalakalığa yakışır. Şiddetle reddediyorum ve Türk milletinden özür dilemesini istiyorum. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili bugün belli oldu. Belediye meclisinde yapılan seçimi CHP'nin adayı İlhami Yılmaz kazandı. Görüşünü kabul eden arkadaşlar. Belediye meclisinde yapılan seçimde CHP grubunun adayı İlhami Yılmaz, AK Parti'nin grubu adayı Mustafa Cevat Arzık yarıştı. 36 üyeli mecliste CHP'nin 22, AK Parti'nin 15 sandalyesi bulunuyordu. Yapılan ilk iki tur oylamada adaylar yalnızca kendi partileri kadar oy alabilirken düğümü 3. tur çözdü. 3'te 2'lik çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşen 3. tur oylamada CHP'nin adayı İlhami Yılmaz 22 oyla Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçildi. Seçimi kazanan İlhan Yılmaz yaptığı konuşmada tüm iftira ve karalama kampanyalarına karşı İlgezdi'nin en kısa zamanda görevinin başında olmasını temenni ediyorum. Kesintisiz devam ettireceğimiz çalışmalarda Sayın Başkanımızın hizmetlerini devam ettireceğiz dedi. Battal İlgezdi 8 Aralık günü İçişleri Bakanlığı tarafından yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Teklifi verilmemesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Hakan Atilla davasında Halkbank eski genel müdür yardımcısı kendini savunmak için tanık koltuğunda ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Atilla, ailesiyle ilgili sorulara yanıt verdiği sırada zaman zaman ağladı. İran'a yaptırımların delinmesiyle ilgili davanın tek tutuklu sanığı Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, savunmasını yapmak için ilk kez tanık koltuğuna oturdu. Atilla kendi avukatlarının sorularını yanıtladı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve ekonomik cihat planını ilk kez mahkemede duyduğunu söyleyen Atilla, Rıza Sarraf'la bankaları dolandırıp İran'a dönük yaptırımları deldiği yönündeki iddiaları asla diyerek reddetti. Rıza Sarraf'tan rüşvet istemediğini ve almadığını söyleyen Atilla, Rıza Sarraf FBI'ye yalan söyledi ama ben ilk andan itibaren FBI'ye yalan söylemedim dedi. Hiçbir siyasi parti üyeliğinin bulunmadığını da söyleyen Atilla, üniversite öğrencisi olan oğluyla ilgili bir soruya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı. Duruşmada Atilla'nın avukatlarının davanın hükümsüz kılınması talebi reddedildi. Savunma makamı bunun üzerine delil yetersizliği nedeniyle Atilla'ya yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi talebinde bulundu. Reyna katliamı davasında tahliye kararları geldi. 51 tutuklu sanıktan 7'sinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Reyna'daki terör saldırısını gerçekleştiren Abdülkadir Masaripov'un da aralarında olduğu 44 sanığın tutukluluğunun devamına 7 sanığın ise adli kontrol tedbiri konularak tahliyesine karar verildi.
Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 26, 27, 28, 29 ve 30 Mart olmak üzere 5 gün boyunca güvenlik gerekçesiyle Silivri'de yapılması kararını verdi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda insan kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. 3 havalimanı çalışanı tutuklandı. İddiaya göre Atatürk Havalimanı'nda yardıma ihtiyacı olan yolculara tekerlekli sandalye hizmeti veren bir firmanın 3 çalışanı Türkiye giriş izni olmayan ve dış hatlar terminalinde arındırılmış salonda bekleyen Bangladeş uyruklu 2 kişiyle para karşılığı anlaştı. Çalışanlar buluştukları yolculara önce kendi yeleklerini giydirip personel gibi yolcu köprüsünden aprona indirdi. Şüpheliler yolcuları hasta gibi tekerlekli sandalyeyle 107 numaralı körükten çıkarmaya çalıştı. Durumdan şüphelenerek çalışanları takip eden polis ekipleri, personelleri ve kaçak yolcuları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır'ın Kulp, Silvan ve Lice ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar tamamlandı. Operasyonlarda terör örgütünün lojistik yapılanmasına ağır darbe vuruldu. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada 13 Aralık'ta başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem 2 ve Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca 2 operasyonlarının tamamlandığı kaydedildi. Operasyonlarda 6 sığınak ve doğal mağarayla 2 çukur tespit edildi. El yapımı patlayıcı düzeniyle çok sayıda gıda, giysi, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bursa'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili iddianame hazırlandı. 2 Aralık akşamı Mudanya yolunda meydana gelen kazaya sebep olan otomobil sürücüsü Asli, servis şoförü ise tali kusurlu bulundu. Her iki sürücü için de toplam 37,5 yıl hapis cezası isteniyor. Alkol alıp direksiyon başına geçen sürücünün neden olduğu katliam gibi kazaya ilişkin savcılık soruşturması tamamlandı. Bursa'da 2 Aralık akşamı Mudanya yolunda meydana gelen, 4 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin de yaralanmasına neden olan kazayla ilgili iddianame hazırlandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü, alkol aldığı ve süratli araç kullandığı gerekçesiyle asli kusurlu, servis şoförü ise önündeki aracı çok yakın mesafeden takip ederek başka bir kazaya neden olduğu gerekçesiyle tali kusurlu bulundu. Cumhuriyet Savcısı otomobil sürücüsü için bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 22,5 yıl, servis şoförü için de taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmak suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi. Kazada kusurlu bulunan iki tutuklu sanık, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 2 Aralık Cumartesi akşamı Mudanya yolunda meydana gelen kazada bir otomobil firmasında çalışan işçileri taşıyan minibüs hızla gelen bir otomobilin çarpması üzerine bir başka aracın üzerine devrilmişti. Kazada Hakan Şibay, Mesut Güney, Güray Kanşıra ile Neslihan Namlucuoğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle İdo ve Budo'nun bazı seferleri yapılamadı. Uludağ yolcu taşıyan teleferik de lodos nedeniyle gün boyu seferlerini gerçekleştiremedi. Bursa'da lodos günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran lodos nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İdo ve Budo'nun deniz otobüsüyle hızlı feribot seferleri de olumsuz hava koşulları sebebiyle karşılıklı olarak iptal edildi. Deniz ulaşımının yanı sıra sezonu açan kış turizminin merkezi Uludağ'da lodostan nasibini aldı. Uludağ'a çıkmak için teleferik istasyonuna gelenler kuvvetli rüzgar sebebiyle seferlerin gün boyu iptal olduğunu öğrenince karayoluyla Uludağ'a çıkmak zorunda kaldı.
Bursa'da özel bir şirkette çalışan vatandaşın önce cep telefonu hattı bloke edildi. Ardından kredi kartı limiti 4 kat arttırıldı. İşçi adına kredi kartıyla 28.800 liralık alışveriş yapıldı. Dolandırıldığını fark eden vatandaş hakkını aramak için tüketici derneklerinden yardım istedi. 31 Ağustos günü başıma benim bu kredi kartından dolayı bir olay geldi. 20.000 TL dolandırıldım. Özel bir firmada çalışan Mesut Küçükçınar, ilginç bir dolandırıcılık yönteminin kurbanı oldu. Önce benim telefonumun sim kartı kopyalanıyor ve benim telefonum bloke oluyor, devre dışı kalıyor. Onun üzerinden internet bankacılığı aranıyor. İnternet bankacılığından benim şifrem değiştiriliyor ve 5.000 lira olan kredi kartımın limiti 28.800 lira çıkartılıyor. Küçük Çınar, olayın farkına vardığında ilk işi GSM operatörünü aramak olmuş. GSM bayini aradığım zaman, evet diyor, 31 Ağustos günü diyor, sizin sim kartınız diyor bloke olmuş diyor. Ve yeni bir sim kart çıkartılmış diyor. Ama bana nerede, nasıl, ne şekilde çıkartıldığını söylemiyorlar. Yasal süreç olmadan biz size bunu veremeyiz diyorlar. Operatör şirketinden olumsuz yanıt alan Mesut Küçükçınar, yapılan alışverişlerin detaylarını ise bankadan öğrenmiş. Bu 28.800 lirayla da bir internet sitesinden beyaz eşya alınıyor. Televizyon, beyaz eşya ve bunları 9 taksit yapıyorlar. Aylık 2.250 TL ödemek şartıyla. Küçükçınar, dolandırıcılar ve GSM operatörü hakkında suç duyurusunda bulunurken, Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankanın da sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Dolandırıcılık söz konusudur. Ancak ikinci boyutu bankanın sorumluluğuyla ilgilidir. İlk yıl için tüketicinin gerçek gelirinden 2 katından fazla, ikinci yıldan sonra da 4 katından fazla olamaz. Yılmaz tüketicilere de çağrıda bulundu. Kredi kartı güvenlik şifreleri vesaire, soğuk kullanma tarihleri gibi tarihleri asla en yakınımızdakilerle dahi paylaşmamalıyız. Ve bu bir hata yapmamız durumunda mağduriyet olarak bize geri dönecektir. Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı yaşlı çifti kandırarak arabalarını sattırdı. Parayı aldıktan sonra çifti yeniden arayarak bu kez evlerini satmalarını isteyen dolandırıcı suçüstü yakalandı. 73 yaşındaki emekli vatandaş kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcıya inanarak üzerine kayıtlı olan aracı 24 bin liraya sattıktan sonra parayı eliyle teslim etti. Bir süre sonra yaşlı çifti tekrar arayan dolandırıcı bu kez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan evlerini satmalarını istedi. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşla işbirliği yapan polis ekipleri parayı almaya gelen şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adana'da silahlı saldırı girişimi polis ekiplerinin dikkati sayesinde önlendi. Bir eve saldırı düzenlemeye çalışan iki şahıs polisi görünce otomatik tabancayı yola atıp kaçtı. Olay Seyhan ilçesi Dağlıoğlu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimlikleri belirlenemeyen iki kişi bir eve silahlı saldırı düzenleme girişiminde bulundu. Şahısların saldırı düzenleyeceği sırada bölgede devriye gezen polisler durumu fark etti. Şüphelilerden birisi elindeki otomatik tabancayı yola attı. Şahıslar daha sonra beyaz renkli bir arabayla izlerini kaybettirdi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Adana'da alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan şahıs, sağlık görevlisinin çantasını ve hastane malzemelerini çaldı. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede hırsızlık yaptı. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Adana'nın Seyhan ilçesindeki Çukurova Doktor Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Seyhan Kültür Merkezi bahçesinde içki içtiği sırada fenalaşıp baygınlık geçiren 50 yaşındaki Zeki Kan, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan alkollü adam, röntgenini çeken teknisyenin sırt çantasını ve hastane malzemelerini çalarak kaçtı. Çantasını bulamayan teknisyenin ihbarı üzerine hırsızlık büro amirliği ekipleri hastaneye sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkalini tespit ettikleri Zeki Kan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ambulansla alındığı adreste yakalanan şüphelinin yanında hastane görevlisine ait eşyalar da bulundu. Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde elindeki satırla taşkınlık yapan şahıs ortalığı karıştırdı. Alkollü genci Bigadiç Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz etkisiz hale getirdi. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde iki arkadaşıyla birlikte alkol alan genç elindeki satırla bir otomobilin üzerine çıkarak taşkınlık yapmaya başladı. Olay yerine gelen ekipler iki kişiyi gözaltına alırken otomobilin üzerindeki genci ikna etmek mümkün olmadı. Elindeki satırla tehditler yağdıran gence olay yerine gelen Bigadiç Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz müdahale etti. Etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı. Gaziantep'te rahatsızlığı nedeniyle yattığı hastaneden taburcu edilen Suriyeli kadın sokakta hayatını kaybetti. Kadının cesedi yetkililerin ilgisizliği nedeniyle 5 saat yerde bekletildi. Suriyeli kadın iyileştin denilerek taburcu edildiği hastaneden çıktıktan dakikalar sonra hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte 4 yıl önce Halep'ten Gaziantep'e geldiği öğrenilen Yasemin Elhammut, daha önce yaşadığı bir rahatsızlığın tekrar nüksetmesi üzerine hastaneye yattı. Geçtiğimiz pazartesi günü kalp damar cerrahisi servisinde tedavi alınan 27 yaşındaki kadın, 5 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Saat 3 gibi, 3.30 gibi buradan çıkar demişler, herhangi bir şeysi yok diye. Kapıyı açar açmaz arabadan inince diyor, orada can verdi. Başım dedi diyor, can verdi. Hastaneden çıktıktan sonra 400 metre mesafedeki minibüs durağına gelen kadın burada yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Suriyeli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Normal ölüm değerlendirmesi yapıp ayrıldı. Cenaze aracı da ölüm raporu olmadığı gerekçesiyle cenazeyi almayınca Suriyeli kadının cesedi saatlerce yolda bekletildi. Hiçbir işlem yapamadı. Niçin elinde rapor yok? Tamam. Ne yapacağını bilemedim. Şimdi nereye götüreceğini bilemediği için, maksimum bu şekilde yatıyor. 27 yaşındaki Suriyeli kadının cansız bedeni 5 saat sonra sokaktan kaldırılarak otopsi için adli tıpa götürüldü. Kocaeli'de kına eğlencesi az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Kına gecesinde salona sızan doğalgaz nedeniyle aralarında gelinin de bulunduğu 18 kişi hastaneye kaldırıldı. Ailelerin en mutlu günlerinden biri kabus oldu. Kına gecesinde salonda sızan gazdan etkilenen 18 kişi hastaneye kaldırıldı. Özlem ve Tayfun Akkuş çiftinin Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent mahallesindeki bir düğün salonunda gerçekleşen kına gecesi güzel başladı. İlerleyen saatlerde ise salona yayılan doğalgaz nedeniyle 6 kişi baygınlık geçirerek fenalaştı. İçeride bir gaz kaçağı vardı. Ondan sonra millet bir öksürdü, böyle nefes alamaz o hale geldi. Ayran olunca bunları ambulans çağırdık. Ambulans götürdü artık. Artık herkes düğün salonunda herkes dağıldı. Aralarında gelinin de olduğu çok sayıda kişi ambulans ve otomobillerle hastanelere taşındı. Şimdi bu güzel günümüzde güzel gün eğlenmek varken bir anda bir gerginlik oldu, bir ortam oldu. Hiç olmayacak bir şey oldu yani. Oradan kız evine gidildi. Kız evinde bu sefer orada da aynı vakalar. Meydana gelince hastanelere gelmeye başladı. Ben de etkilendim. Ben de nefes alamaz duruma geldim. Oradan sonra hepimiz beraber dışarı çıktık. Hastaneye başvuran 18 kişi ilk müdahalelerin ardından taburcu edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Düzce'de 1800 rakımlı yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarma ekiplerini harekete geçirdi. Güçlükle ulaşılan 5 arkadaş 3 saat sonra kurtarıldı. Yaylada gezinti kötü bitti. Kara saplanan araçtaki 5 kişi mahsur kaldı. 5 arkadaş Düzce'deki 1800 rakımlı Kardüz yaylasına gezmeye gitti. Arazi aracının kara saplanmasıyla korku dolu anlar başladı. Kendi çabalarıyla mahsur kaldıkları yerden kurtulamayan 5 kişi durumu ekiplere bildirdi.
Harekete geçen AFAD ve jandarma, mahsur kalan 5 kişiye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Mahsur kalanlar 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Rüzgar lodos karı bir yere yığdı ve sıkıştırdı. Bu da bizi zorlaştırdı. 1 metrenin üzerinde bir kara battık biz aslında. AFAD sağ olsun, teşekkür ederiz. Şimdi ailelerimiz de merak içinde bizleri bekliyor. Biz de bir an önce evlerimize gidip artık sıcak yuvamızda ailelerimize buluşmak istiyoruz. Sayın seyirciler, Güneydoğu Asya şiddetli bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Endonezya'nın Java adası olan 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda çok sayıda bina yıkılırken ölü ve yaralılar olduğu açıklandı. Dünyanın en aktif fay hatlarının üzerindeki Endonezya şiddetli bir depremle sarsıldı. Java adasında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Tasikmalaya kentinin 43 kilometre güneybatısı olan depremin 105 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Yaklaşık 30 saniye süren depremin ardından verilen tsunami alarmı 2 saat sonra kaldırılırken sarsıntı büyük hasara yol açtı. Java adasının güneyindeki Tasikmalaya kentinde deprem nedeniyle çok sayıda binanın yıkıldığı bildirildi. Yetkililer depremde ölü ve yaralıların olduğuna dair bilgi aldıklarını ancak sayı vermek için henüz erken olduğunu belirtti. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu diğer bölge ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti. Hollywood'da dalga dalga yayılan cinsel taciz suçlamalarının son hedefi Oscar ödüllü ünlü oyuncu Dustin Hoffman. Hoffman hakkında 3 farklı kadını cinsel saldırı ve taciz iddiasında bulundu. Parlak kariyeriyle sinema dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan 80 yaşındaki Amerikalı oyuncu Dustin Hoffman'ın başı taciz iddialarıyla dertte. Hoffman, 3 kadın tarafından daha ayrı ayrı cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Hoffman, ikisi 1980, diğeri 1987 yılında meydana geldiği iddia edilen olaylarla ilgili 3 kadın tarafından cinsel saldırı ve tacizle suçlandı. Hoffman'ın avukatı Mark Neubauer ise açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. I'm very honored and I thank the Academy for your support. Kasım ayında Anna Graham Hunter, 1985 yılında 17 yaşında bir stajyerken film çekimleri sırasında Hoffman'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Hoffman ise yaptığı açıklamada özür dileyerek, "Kadınlara büyük bir saygım var. Eğer yaptığım herhangi bir şey onu rahatsız edecek bir konuma soktuysa özür dilerim. Ben aslında böyle biri değilim" ifadelerini kullanmıştı. Uluslararası Sivil Toplum Örgütü Genç Liderler ve Girişimciler Derneği, GCI projeleri için genç ve aktif yurttaşlar arıyor. Dernek, genç girişimcilere bireysel gelişim, iş dünyası, toplumsal ve uluslararası alanlarda önemli fırsatlar sunuyor. Fark edip bir sivil toplum... Dünya çapında faaliyet gösteren Genç Liderler ve Girişimciler Derneği GCI, Bursa'da da 2018 yılı projeleri için hazırlıklara başladı. Girişimcinin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi aslında diğer girişimciler. Çünkü tecrübe paylaşımı çok önemli. Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunan, toplumun pozitif yönde gelişmesine katkı sağlayan GCI, Bursa Şubesi projeleri için genç ve aktif yurttaşlar arıyor. GCI, uluslararası bir sivil toplum örgütü. Birleşmiş Milletler en büyük paydaşı. Toplumsal duyarlılığa sahip, sosyal sorumluluğa sahip ve girişim ve liderlik özelliklerini geliştirmek isteyen ya da sahip olan ve bunları paylaşmak isteyen ve aktif olacak yurttaşları arıyoruz. Birçok projede sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve iş dünyasıyla işbirliği yapan GCI, genç girişimcilere uluslararası fırsat alanları sunuyor. Pek çok sivil toplum kuruluşu var, pek çok dernek var. Pek çok projeler yapılıyor ama bu projelerde işte alınması gereken hibeler, yapılan paydaşlıklar konusunda çok fazla bilinçli değiliz. Bu konuda bilinçlendirmeler yapıyor olacağız.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kırsal kalkınmayı destekleme projelerine devam ediyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlediği toplantıyla projelerini çiftçilere anlattı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kırsal kalkınma projelerinde hibe desteği vermeye devam ediyor. Hayvancılık, sorgulama deposu, ev süt işleme tesisi ya da o seralarda geliştirebilecek kekik, kırmızı biber, nane, dereotu gibi bitkisel üretim. Bu alanlardaki toplumlarımızı destekleyebiliyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yetkilileri, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir araya geldikleri üreticilere kalkınma projelerini anlattı. Çok fazla talep var. Proje sayımızın hayvancılıkta 4-5 katı kadar proje gelebiliyor. Biz de burada gerçekten bu işi yapan, kendi başvurunu yaptığında ön plana çıkartıyor. Mevlana Celaleddin Rumi Vuslat Yıldönümü'nde Bursa'da düzenlenen programla anladı. Anma programında semazenler izleyenlere görsel bir şölen sundu. Mevlana Celaleddin Rumi 744. Vuslat Yıldönümü'nde Bursa'da düzenlenen Şebi Arus töreni anıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Bölümünden Türk Tasavvuf Müzeyi topluluğu tarafından Suzi Dil makamında Mevlevi Ayini Şerif'i seslendirdi. Katılımın ve ilginin yoğun olduğu anma programında semazenler izleyenlere görsel bir şölen sundu. Sevgili izleyenler, son haberimizdi bu. Bugün kuşkusuz önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeyi bültenimizin başında sizlere aktarmıştık. Biraz daha üstünde durmak istiyorum. Zira Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz İstanbul Beykoz'daki evinde bugün silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştu. Polis olayla ilgili intihar ihtimali üzerinde duruyordu. Bu olay sabah saatlerinde meydana geldi. Türkiye'de yaklaşık 11 sıralarında, sabah 11 sıralarında bu olaydan haberdar oldu. Bu olayın meydana geldiği dakikalarda Yavuz Yılmaz'ın babası, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, eşiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden uçakla Türkiye'ye dönüyordu. Havadaydı. Son gelen bilgilere ilişkin de Mesut Yılmaz'ın ve eşinin bu olaydan haberinin olmadığı yönündeydi. Şu sıralarda da Mesut Yılmaz ve eşini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak Atatürk Havalimanı'na kısa bir süre sonra iniş yapacak. Ve gelen bilgiler de bu yönde. Bu noktada da Mesut Yılmaz'ın ve eşinin evlatlarının vefatını öğrenmesi bekleniyor. Bu şekilde gerçekleşti. Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın ölümü. Bir kez daha altını çizelim. Olaya ilişkin gelen ilk bilgiler olayın intihar olduğu yönünde. Olay ana haberi burada noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.